bundan önceki birçok videoda bir popülasyona ait parametre, evet parametrelerden bahsettik. Bu parametre zaman zaman popülasyonun belirli bir adaya oy veren oranı ya da popülasyonun ortalaması, mesela popülasyonun ortalama boy uzunluğu gibi tanımlara sahiptir. Popülasyon parametrelerinden bahsederken bu parametrelerin gerçekte neye eşit olduğunu bilemeyeceğimizi ve hatta hesaplamanın da son derece zor olduğu hakkında da konuşmuştuk. Peki bu durumlarda ne yapıyorduk? Bir örneklem alarak tahminde bulunmaya çalışıyorduk öyle değil mi? Evet bu popülasyondan en tane örnek alarak buna bağlı bir istatistik hesaplıyor idik. Popülasyon parametresini tahmin etmek için bu istatistiği hesaplamanın yanında bir de bu istatistiği ve belirli bir güven seviyesini kullanarak bir güven aralığı da oluşturabiliyorduk bahsettiğim güven aralığı hesapladığımız istatistiğe eklediğimiz ve çıkardığımız bir hata payıyla bulunuyordu. Bu hata payı yani Z ortalamanın üzerine çıkmak ya da altına inmek istediğimiz standart sapma sayısına göre değişir. Bunu bir de istatistiğin örnekleme dağılımının standart sapmasıyla çarpıyor idik. Bu noktada çoğu zaman bunu da bilmediğimizi göreceğiz. Neden? Çünkü bunun ne olduğunu bilmek için bu parametre nin ne olduğunu da bilmemiz gerekir. Örneğin tahmin etmeye ve güven aralığı oluşturmaya çalıştığımız parametrenin popülasyon oranı olduğunu düşünelim. Mesela bir adayı destekleyen oran olsun. Bu örnekte hesaplayacağımız istatistik örneklem oranıdır. Hemen not ediyorum. Örneklem oranı artı eksi z yıldız çarpı. Şimdi popülasyon oranının ne olduğunu bilmeden bunun ne olduğunu da bilemeyiz. Bu yüzden bunu da istatistiğin standart hatasını kullanarak hesaplarız. Çarpı karekök içinde p şapka yani örneklem oranı çarpı 1 eksi p şapka yani örneklem oranı bölü örneklem boyutu. Tahmin etmek istediğimiz popülasyon parametresi popülasyon ortalamasıysa da hesaplayacağımız istatistik örneklem ortalaması olur. Hemen bunu da not edelim. Evet bu durumda da istatistiğimiz örneklem ortalamasıdır. Artı eksi Z. Yıldız. Popülasyonun standart sapmasını bilseydik, istatistiğimizin örneklem dağılımının standart sapmasının ne olduğunu da bulabilirdik. Çarpı, e, popülasyonun standart sapması bölü örneklem boyutunun kare eşit olurdu. Ama az önce de söylediğim gibi çoğu zaman bunun ne olduğunu da bilmediğimizi göreceksiniz. Hatta bunun ne olduğunu bilmek son derece alışılmadık bir durumdur da. Ve bu durumlarda da yani eğer bunun ne olduğunu bilmiyorsak örneklemimizin standart sapmasını bulabiliriz öyle değil mi? O halde bunun yerine örneklem ortalaması artı eksi z yıldız çarpı örneklem standart sapması bölü örneklem boyutunun kare kökü örneklemimiz için bir güven aralığı oluşturmaya çalışıyorsak bu son derece iyi bir ifade gibi görünüyor olabilir ama bunun aslında çok da iyi bir sonuç vermediğini yani gerçek aralığı ve hata payını düşük olarak tahmin edeceğini göreceğiz ve bu yüzden de istatistikçiler farklı bir istatistik bulmuşlardır. Evet bu durumda Z yerine T Z tablosu yerine de T tablosu kullanırlar. Bunu önümüzdeki videolarda ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Yani eğer örneklem ortalaması için bir güven aralığı oluşturmaya çalıştığınızda popülasyonun gerçek standart sapmasının ne olduğunu bilmiyorsanız ki zaten normal olan da budur. Bunun yerine örneklem ortalamasını alıp artı eksi kritik değeri buna da bu defa t değeri diyeceğiz çarpı örneklem standart sapması bölü örneklem boyutunun kareköküyle çarpacaksınız. Bu ikisi arasındaki gerçek fark bunun bize istediğimiz güven seviyesine sahip güven aralığını verecek olması. Eğer %95'lik bir güven aralığı istiyor isek, bunu farklı örneklemler kullanarak defalarca hesapladıkça gerçek popülasyon ortalaması yaklaşık olarak %95'lik bir olasılıkla bu aralıkta yer alacak. Bunun nasıl yapıldığına gelecek olursak, önümüzdeki videolarda birçok örnek göreceksiniz. Yapacağımız tek şey Z tablosu yerine T tablosu kullanmak olacak.